Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomana TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Yepyeni bir oyun, 1 Aralık'ta çıkan yeni bir oyun. Steam'de 121 TL, Kronos Before the Ashes oynayacağız arkadaşlar. Bir bakacağız. Yine diğer Twin Mirror'da olduğu gibi o da 1 Aralık'ta çıkmıştı. Bu oyunda da kanalda Bomana TV'de seri haline getirelim mi getirmeyelim mi, yoksa ilk izlenim olarak mı kalsın? Sizlerin elinde, her zaman söylüyorum, ilk bölümlerde oyunların seri haline gelip gelmesine sizlerin ilgisi, sizlerin beğenisi, sizlerin like'ları, sizlerin yorumlarıyla yola çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden Kronos Before the Ashes Steam'de 121 TL, açıklama kısmının en üstüne linkini bırakıyorum. Sahip olmak isteyenler, oyunu beğenenler oradan satın alıp oynayabilirler. Bakalım nasıl bir oyun? Bir RPG oyunu. Yine 3. şahıs görünümünde oynayacağımız, güzel grafikleri olan, keyifli bir oyuna benziyor. Daha önce hiç oynamadım. New game diyorum. Karakterimiz erkek mi, kadın mı? Erkek olalım. Kılıç mı, balta mı? Ne fark ediyor? If you prefer to strike quick ve dodge quick. Tamam. Axe, baltamız biraz daha güce dayalı bir silah diyor. Daha böyle... Daha oturaklı ve de böyle gelen atakları falan bloklama özelliği olarak daha etkiliymiş. Kılıç alırsak da daha hızlı saldırmak istiyorsan ve dodge, yani kaçmaları daha hızlı yapmak istiyorsan bu silah kullan diyor. Ama korumaya, bu kaçmaya yönelik biraz oynayacağımız bir silah. Bu ise daha korumaya yönelik oynayacağımız bir silah. Ben hızlı olsun diye kılıç istiyorum açıkçası. 3 mod var herhalde. Heroic, Adventure ve Casual diye. Orta modda, Adventure modda oynuyoruz. Dengeli bir zorluk seviyesi. Kronos Before the Ashes oynayacağız arkadaşlar. Peki. Şimdi. Evet, başlıyoruz. Aha, sen kimsin? Gel, otur şöyle. Maalesef Türkçe destek yine yok arkadaşlar. Hepiniz dinleyin. İyi dinleyin. Ha, başka da var. Hadi bakalım. Bugün size bir masaldan bahsedeceğim. Bir şeyden, masal değil ya, tale. Bir efsaneden bahsedecek yani. Oha, ne güzel anlatıyor. Binlercemiz, on binlercemiz korkusuzca yaşıyormuşuz, bir problem yokmuş. Bizim küçük böyle klanımız gibi değilmiş. Daha sonra her şey yolundayken yaratıklar geldi. Oo. Bizi avladılar. Bizi... Bayağı öldürmüşler bizi. By the will of one. Bir kişi tarafından yönlendiriliyormuş bu ordu. Bu yaratık ordusu bir kişi tarafından yönlendiriliyormuş. O da Dragon. Oha, çok güzel anlatmıyor mu ya? Çok keyifli. Şu an bana konuşuyor. En akıllımız sensin. En cesurumuz sensin genç olan. Sensin. In the darkest of the rusted places, the great stone wakes, opens the way to the other world. Bu taş diğer dünyalara yolu açmış, ulaşımı sağlıyormuş galiba. Portal görevi görüyormuş herhalde. Sen oradan gideceksin diyor bana. Dragon'u bulacaksın, sen bulacaksın diyor bana ve onu öldüreceksin. Allah Allah. Bize böyle bir efsaneden bahsetti. Herkes mutluluk içinde, güzel güzel yaşarken yaratıklar saldırısına uğruyoruz burada. Ondan sonra o yaratıklar bu Dragon tarafından yönetiliyormuş, liderleri buymuş. Ve böyle de bir taş varmış, ana taş. O taş da dünyalar arasında geçişi sağlıyormuş. Böyle bir özet geçtim size. Dragon ölene kadar, ölene dek. Ya da sen ölene dek. Oo. Evet, hikaye bu. Hikayeyi anladık şu anda. Yaratık saldırısı var. Yaratıkları yöneten bir dragon var. Yani bir hikaye yok aslında. Bu hikaye sayılmaz. Bir şekilde halledeceğiz bu durumları bakalım. Dragon'a ulaşmaya çalışacağız yani. Karakterimiz... Kılıç kalkan
Sesleri bir düzenleyelim bence. Niye çalışmıyor Escape? Ayarlar, tablo açılıyormuş. Sesleri bir ayarlayalım çünkü çok ses var şu anda. Evet. Şimdi karakterimiz bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Sen dedi genç olan, en cesur muz ve en güçlü olanımız sensin. Bu işi halletsen sen halledersin dedi. Ve adımız ne? Kronos mu acaba adımız? Space'de evade yapabilirsin diyor. Ve basılı olarak da koşarsın diyor Space'e. Shift'le koşsaydık ya. Neyse böyle evade yapıyoruz Space'de. Güzel. Basılı tutunca da koşuyormuşum. Eyvallah. Inventory'im falan var mı? Tab'a basınca başlıyor şimdi. Arkadaşlar tab'a bastığımız zaman şimdi level 1'iz. 18 yaşındaymışız. Karakterimiz bu. Experience'ımız şu anda 0. Canımız 500. İşte burada da yetenek puanlarımız, strength gücümüz, agility, agility, arcane, vitality hepsi 9 şu anda. Bunlar muhtemelen zamanla gelişecek. Damage'ımız, hasar gücümüz 45, block seviyemizde 200, defansımız da şu anda 0 olarak gözüküyor. Bunları herhalde geliştireceğiz. Inventory kısmım var burada, çantam. Çantamda şu anda bir tane demir kılıcım var. Bir de ahşap kalkanım var. Bunlar da muhtemelen ileride yenilerini falan bulacağız. Burada bazı yetenekler var, beceriler var. Bunları mesela level değil, level 1 yaş 18. 20 yaşına geldiğinde bu aktifleşecek diyor. Yaşa göre bunlar. Oha 80 yaşına mı geleceğim? Ölürüz lan 80 yaşına kadar. Neyse devam ediyorum. Sağ klikle böyle blok yapıyorum. Böyle takılabiliyorum. Tamam. E'ye basarak da etkileşime geçiyoruz. Evet, Kronos Before the Ashes. Dediğim gibi seri haline getirelim mi getirmeyelim mi arkadaşlar? Karar sizin her zaman olduğu gibi. 10 Aralık'a kadar bitiririz zaten bu oyunu. 10 Aralık'ta da çünkü Cyberpunk 2077 geliyor. Bu ay güzel oyunlar var. Bakacağız artık neler çekeceğiz, neler seri haline gelecek. Göreceğiz sizler birlikte. Şu anda bir ilk izlenim olarak düşünelim. Koşalım. Yağmurlu bir hava, fırtına var, rüzgar var. Ben neredeyim abi şu anda? Taşa mı gidiyorum acaba? Etrafta böyle loot mood yok şu an anladığım kadarıyla. Böyle yürüyoruz yani. Herhangi bir asansörden asansöre yürüyoruz. Tamam. Birazcık şu anda temel kontrollere alışıyoruz aslında. Bunu bize öğretiyor. Koşmayı, evade yapmayı, blok yapmayı, silahımızı falan bunların hepsini görebiliyoruz. Sol altta oyun save dedikçe autosave kendi save ediyor zaten. Bakalım nasıl bir oyun ya vallahi Kronos Before the Ashes. Merak da ediyorum yani açıkçası. Şimdi yarın da Immortals Phoenix Rising geliyor. Gods and Monsters adı ilk tanıtıldığında. Gods and Monsters ismini değiştirdiler. Immortals Phoenix Rising oldu. O da keyifli bir oyun. Onu da merak etmiyor değilim yani açıkçası. Bu ne ya? Atom Series 980 CPU. Bas diyor, bastık. Access denied. Giriş reddedildi. Emergency lockdown varmış. Acil durum kilidi varmış. Yaratık gelsin ya, merak ettim yaratıkları. Yine asansör biniyorum. Üçüncü kattaydık. Bu sefer dörde mi gidiyoruz şimdi? Ben ne yapıyorum abi? Niye buradayım? Şurada yerde bir şey var. Bak parlıyor. Ne bu? Al bakayım. Küçük bir anahtar buldum. Bu küçük anahtarı acaba o bilgisayara mı kullanacağız? Alarm var. Yerde biri ölmüş. Oo. Kapı açılıyor mu? Burası kilitli. Tamam zaten kırmızı yanıyor. Bunu muhtemelen bulduğum anahtarla açacağım. Gel şu tarafa bakalım. Burada açık kapı var. Gel bakalım. Şimdi while inspecting object bir objeyi incelerken tab'a bas diyor. Eğer bir item kullanabiliyorsan onu kullan diyor. Tab'a bastık. Anahtar. Evet. Space'e bastık. Use. O anahtarı bırakma orada. Başka bilgisayarlarda kullanırız. O öyle bir anahtar. Belli yani. Loading boot menu. Aha. Mainframe access. Mainframe offline. Error verdi. Reports.
Raporlar var. Return menu. Base control. Disable emergency lockdown. Heh. Tamam. Emergency lockdown. Acil durum kilidini kaldırdık şu anda. Error. Bunu da yapmıyor. Logout. Anahtar alacağım mı? Yok, bıraktım. Şu anda acil durum kilidini kaldırdık. Bu ne demek? Şu kapı açılacak demek. Evet, bu kapı açıldı. Bir de öbür taraftaki o bilgisayarı kullanabileceğim anlamına geliyor aslında. Aç şu kapıyı. Acil durum diye kilitlemişim şu kapıları. Anlaşıldı. Çıkar abi silahına, ne olur ne olmaz şimdi. Bir burada yol var, bir burada yol var. Taraftan ilerleniyor. Ward'un 16'ya giriş olacak ama kart lazım buraya. Tamam, kart olunca kartımızı kullanacağız. Şu an olmadığı için böyle gösteriyor. Muhtemelen kapalı zaten bu. Ama her seferinde de kalkanını kaldır, kılıcını kaldır, kapıyı öyle bak. Ondan sonra kalkanı çıkar, kılıcını çıkar. Böyle mi takılacağız biz yani sürekli kapıya baktığımızda? Koş bakayım. Koş 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 koş. Odaya bakalım, öbür tarafa gideceğiz ondan sonra. Burada ne olmuş? Oha! Oha! Oo! İlk yaratığımız burada galiba ya. Güzelmiş yaratık. Tamam, ona şu an ulaşamıyorum. Ona bu kapıdan geçince ulaşacağız. Evet, o içeride. Tamam. Şuradan gidelim, bir karta ihtiyacım var. Kart bulalım. Kart bulalım. O kapıyı kartla açacağız. Aa, işte o taş. İşte o taş. Dünyalar arasında geçişi sağlayan, portal görevi gören, o teyzenin, oyun başındaki efsanevi masalı anlatan, hikayeyi anlatan teyzenin söylediği şey. Şimdi kartımız yok ama kablolar var. Kablolarla ilgili bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman arkadaşlar, bence şöyle yapacağız. Daha gerideki o bilgisayara gidelim. Belki o bilgisayardan bir şey yapacağım. Çünkü ben bir kart bulamadım burada. Etrafta bir kart falan görmüyorum. Benim karta ihtiyacım var. He, yoruluyorum. Çok uzun süre space'e bastığım zaman bak yoruluyor. Ve bitti. O zaman koşması bitiyor. Tamam. Şimdi burada bir şey var mıydı, unuttum. Bir bakayım. Yoksa... Çünkü geriye gideceğim, boşuna gitmeyeyim. Aynen, burada bir şey yok. Şu yerde yatan biri var, onun kartını alsak. Şunun kartını alsak. Almıyorsun. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burayı açalım. Gir buradan, alt kata in. Alt katta şey vardı, o bir tane bilgisayar vardı. O da acil durum kilidi olduğu için, alarm modunda olduğu için bina, o da kilitlenmişti. O bilgisayarda çalışmıyordu. O bilgisayara bir bakalım. Çünkü karta ihtiyacım var benim şu an. Gel bakalım. Ya ne olacak bilmiyorum ama. Şimdi giriş yapabiliyor muyuz? Evet, girdik. Bakayım. Failed. Açamadı. Yapamadı. Şey, data warning. Failed, failed. Aha, oldu. Gel bakayım. Bas E'ye. Ne oluyor acaba? Aha, basıyoruz. Şimdi A ve D ile select yapıyorum. Şu anda değişmiyor. Şu an sadece bunu görüyorum. Bakın içine gözüküyor. Bir kapı var. Başka bir şey değiştiremiyorum. A ve D çalışmıyor. Space'e basarak da travel yapacağız. Bastım ve seyahat ediyoruz şu an oraya. Güzel. Kart bulursak, ama kartın başka bir dünyaya gittim abi. Dünya, başka bir dünyadan mı kartı bulacağım? Çok saçma. Burada bir yerdeydi kart o zaman ya. Her neyse. Şu anda bir taşı aktifleştirdim gördüğünüz gibi. Ve bize portal görevi gördü. Seyahat etme imkanı sağladı. Şu anda seyahat ettik. Ve evet, az önce zaten görünen yere seyahat etmiş oldum böylece. Hadi bakayım Kronos. Adın mı Kronos senin acaba? Adım yazıyor mu benim? Adım yok. Kronos herhalde. Aha! İlk düşmanımız. Heavy attack için shift'e basılı tutarak atak yapacakmışız. Tamam. Şimdi bu heavy attack. Böyle basılı tutarsak daha güçlü heavy attack. Bu da normal attack. Böyle de evade yapacağız. Heavy attack yapayım, bir tane güçlü vuruş. Güzel. Şar şar şar. Aa, kaç. Korumaya bakayım. Korumayı da görelim.
İyi. He, hangi yönet? Bakarsam orası. Bunda kilitleniyorum böyle. Orta butona bastığım zaman mouse'un kilitleniyor ve canını görebiliyorum. Tamam, güzel. Başladık. Saldırılar başladı. Loot var mı? Yok. Böyle loot falan düşürmüyor. Gel, bir tane daha var burada. Güçlü vuruş yaptım ama canım azaldı. Şu ana kadar kolay tabii ki. Bu ne? Have you heard the wailing at night? I think the Cyclops grieves more. Bir sesler varmış gece, onları duydun mu falan yazıyor. Şuradan bir yukarı çıkış var, merdiven. Bir de burada bir kapı var. Şu kapıdan bir gireyim bakayım. Ha, bu can mı? Ne bu? Kesin candır bu. Bakayım. The Crystal Heart. Kristal kalp. R'ye basarak canımızı dolduruyormuşuz. Deneyelim. Denemeyelim. Canım daha tam şey değil. R'ye basınca canımız dolacakmış. Bunlar kırılıyor mu? Kırılmıyor. Böyle kırma mırma o tarz şeyler yok galiba arkadaşlar oyunda. Aynen. Böyle kırma, fazla loot yapma bu tarz şeyler yok. Gel. Bloklamayı gösteriyor. Tamam. Ha. Shift'e basılı tutarak bloklarsam peri yapıyor. Güzel. Öldü zaten. Öldü, öldü. Sakin öldü. Tamam. Şuradan yukarı çıkış vardı. Aynı yere çıkıyormuş. Güzel. Tamam. O elinde bir şey var onun ama. Korun. Korun. Valla sıktı bana herhalde. Hop, hop. Tamam, R'ye basıp kullanacağım. Biliyorum, biliyorum. Bekle, şunu bir öldüreyim, kullanacağım. R'ye bastık. Şunu bir kullanalım. Canımı doldurdum. Tamam. Fulluyor herhalde canım. Yukarı çıkış var ama kilitli gözüküyor orası ya, değil mi? Kilitli bir kapı var orada. Anahtara mı ihtiyacım var acaba? Çıkıp baksamaydık oraya ya. Burası açılıyor mu? Açılıyor, tamam. Okey. Bu gitti. Gel, sen de alalım hızlıca. Güçlü vuruş. Yani savaşma mekanikleri süper değil ama idare eder vaziyette açıkçası. Bak, saklanmış buraya bak. Ah be, peri yapıyordum ya. Ne oldu? Level mi atladım? Bir şey oldu. Bakayım. Evet, level atladık. Her level atladığında özelliklerin artar diyor. Tab'a basarak bunu görebilirsin diyor. 9'du hepsi. Şimdi bunları arttırabiliyor muyum? Evet, space'e basıyorum. Gücümü arttırabiliyorum. Burada bu arada hepsinin özellikleri yazıyor. Agility, Arcane ve Vitality. Tamam, iki tane. Bir Vitality, bir şey vereyim şimdilik. Canım 520'ye çıktı, defansım 4'e çıktı. Ve Strength'im de 10'a yükselmiş oldu. Confirm diyorum şu anda. Kullandım. Burada bir şey alamıyorum. Şu an yaşımın 20 olması lazım. Yaşım 18 şu anda. Şuradan bir geçelim bakalım. Şimdi bu yaratıkların bir boss'u var, bir lideri var, bir dragon. O dragon'a ulaşmaya çalışacağız. Amaç bu, oyundaki ana amacımız bu. Bu kötülüğü başımızdan def edeceğiz yani, olay bundan ibaret. 4 vuruş dönüyor, güzel. Combo. Ben geçemiyorum. Orada ateşler var. Hadi be. Güzel, güzel, güzel. Sakin. Şimdi bu kapı en baştaki kapım. Bakayım. O merdivenle çıktım kapı mı? Evet, o kapı. Açılıyor mu arkadan? Önden kilitliydi zaten. Arkadan açmaya başardık bu kapıyı. Bu bakın en baştaki kapı. Şu merdivenle çıkınca geleceğimiz kapı. Güzel oldu. Tamam. O zaman şuradan devam edebilirim şu an. Şu alevleri söndürmem lazım veya üstten geçmem lazım. Üstten geçerim. Kalkan kaldır, kılıcı kaldır. Çık 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 çık. Çık, kalkan çek, kılıcı çek. Yine öyle yapacak şimdi. Oraya saklanmışsın, görüyorum. Abi korunuyorum ya. Peri yapıyorum, niye işlemiyor? Burası çok karanlık. Bak bak, karanlığa, zifiri karanlığa geçmiş, böyle bekliyor orada. Ondan söndüreceğiz abi.
Buradan söndüreceğiz. Kolu indirdik. Ve söndürdük. Şimdi inip oradan geçebiliyoruz. Kolay bir oyun. Şu ana kadar zor değil. Bulmacalar falan da çıkacak karşımıza zannediyorum ama onların da bizi zorlayacağını, çok kasış bir oyun olduğunu sanmıyorum bu Chronos Before the Ashes oyununu. Şimdi dışarıya çıktık. Gel. Valla ben bu korunma işini anlamadım. Korunuyorum ama yine de vuruyor bana yani. Öldür şunu. Bir şey atmadan öldür şunu. Heh. Tamam. Buradan aşağı iniş yok. Şurada ilerleyeceğiz. Tamam. Ama çizimler falan fena değil yani, değil mi? Bence. Yok abi, gerçekten vuruyor yani. Korunsam da korunmasam da vuruyor. Ben bu işi anlamadım. Baltayı mı almam lazım acaba korunmak için? Oha. Oha. Ölüyorum. Şunu öldürmezsem, hemen şunu öldürmezsem. Abi korunuyorum, korunuyorum. Kalkanı şöyle çıkartsana ya. Biz boşuna mı basıyoruz kardeşim Sarkli'ye? Öldüm. Ne oluyor önce? Bunu da görmüş oldum ben. Biraz anlamsız yani. Korunuyor olmama rağmen vuruyor mu? Biraz saçma. Uzaktan range atanlara bari işe yarasın. Onlara niye yaramıyor? Oo, ölünce en baştan mı yani? Nasıl yani? Her öldüğünde... Bir dakika, bir dakika. Her öldüğümüzde yaşımız artıyor. Bir yıl yaşlanıyoruz. Ama abi bunları açmak için yaşlanma, ölmem mi lazım yani? Ölmeden oyunu bitirsem o özellikleri açamıyor muyum? Böyle saçma şey mi olur? Ölünce yaşım arttı. Şimdi burayı açmıştık. Buradan çıkalım. Herkes tekrar öldürmeye gerek yok. Güzel, içimden geçti. Yani her öldüğümde yaşım artıyor. İlginç. Yaşım artınca da birkaç trait açabiliyorum. Valla bana enteresan geldi biraz. Level 3 mi oldu? Tamam, veririz puanlarımız, önemli değil. Geç, şuradan geçelim. Şuradan yukarı. Şu öldüğüm yere gideyim de. O zaman ölmemek lazım anladığım kadarıyla. Çünkü en başa atıyor ya. Uğraşmayacağım seninle, uğraşmayacağım seninle. Aa, buraya boşuna çıktım ama. Aşağıdan gidecektik, yanlış yerden geldim. Aşağıdan gidecektik, yanlış yerden geldim. İnin inin inin, hadi 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 hadi. Hadi abicim hadi. Yani daha seri olabiliriz bence. Şurayı açmıştık, tamam. Buradan geçtik. Şu taba basıp level 3 olduğum için şunları da arttıralım. Arkeni arttıramıyorum. Strength'i bir tane daha arttırayım. Tamam. Gel. Heh, korundum. Tamam, bu sefer işe yaradı ya. Deminden beri niye işe yaramıyordu? Korun. Güzel. Deneyeceğim, bir dakika. Vursun bana. Vurmuyor. Okey. Şurada deneyeceğim. Şimdi korunuyorum. Şu kutuyu kullanayım ki... Ha iyi, canım gitmedi ya. Abi demin niye o zaman işe yaramadı? Şimdi bak, korundum. Deniyorum bir daha. Güzel. Oha! Abi çabuk öldür şunu, çabuk öldür. Buna da vur, buna da vur, buna da vur. Vur, ona da vur. Bir daha vur, bir daha vur. Tamam, tamam. Güçlü vuruşu yaparız arada ama o güçlü vuruş zaman alıyor biraz. Şöyle. Güzel. Şeyim var, iksirim de var. Gerekirse içerim. Ne oluyor lan? Bir sesler geliyor abi. İçeriden mi geliyor? Hmm, kutu var. This box adorned with intricate imagery of dragons. A container of this craftsmanship you must contain value of power. Aldım. Bir şey mi kullanacağım onu? Neye kullanacağız? Geç abicim, geç. Geç. Şuradan devam. Buna peri yapacağız bence ya. Güçlü vuruş, o da korunuyor, o da korunuyor. Peri!
Can doldur, can doldur, can doldur. Bu kadar yavaş doldurma ama. Daha hızlı doldur. Güzel. Öldü o da. Bir level daha atladım. Bir level hızlı atlanıyor. Canım full şu anda. Can da az çıkıyor ama ya. Şunu öldürelim. Hızlıca. Abi ateş ediyor uzaktan yine ya. Tamam dur. Bekle, bekle, bekle. Bir daha vur, bir daha vur. Güzel, tamam. Kronos Before the Ashes. Bu tarz bir oyun. Yani seri yapıp yapmama konusunda kararsızım açıkçası ya. Aşağı iniş var, bir de orada bir yer vardı. Şurası açılıyor mu? Bakalım. Açılıyor. Aa, sen kimsin? Düşman mı bu? Değil galiba bu düşman. Oha! Konuşacağım bunları. Biliyorum senin türünden değilim, yabancı. Bunlar kötü, karanlık günler. Peki, ne yapıyorsun sen? Dragon'u öldürmek için buradayım. Dragon'u öldürmek mi? Geçiyorum. Cyclops kim? Bizim koruyucumuz. Öyleydi. Kral ona ihanet edene kadar. Ne oldu ki? Uzun hikaye şimdi anlatmak için diyor. Geçtik. Cyclops'la kral arasında bir şeyler yaşanmış anladığım kadarıyla. Onu anlattı. Geçtim. Geçtim, geçtim, geçtim. Sen bana burada bir şey yapacak mısın kardeş? Bak. Sen burada blacksmith tarzı bir şeysin. Ama yapmıyorsun bir şey. Eyvallah. Loot var mı etrafta? Loot da yok. Ben gidiyorum. Kapıyı kapayım mı arkadan? Açık bıraktım ya. Dikkat et, cereyanla kalma. Kapıyı da açık bıraktık ya orada şimdi yani. Pek öyle bir tipe benzemiyorsun ama. Aşağıya indik şu anda. Böyle yerin altına iniyorum. Gizli geçit gibi bir şeyler var burada. Aa bu ne ya? Aman. Aman enteresan hareketleri var. Korun. Korun. Tamam. Değişik yaratıklar çıkmaya başladı. İskelet Dragon. İskelet Dragon. Yukarı çıkış var. Bir gizli geçit gibi bir yer buldum arkadaşlar. Alttan böyle geçtik. Şimdi başka bir yerden yukarı çıkıyoruz tekrardan. Dediğim gibi Kronos Before the Ashes. Steam'de 120 lira civarı, 121 TL. Bu paraya değip değmeyeceği soru işareti şimdilik. Sonrasında bakacağım. Hah, ikisine ikisine vur şöyle. Güzel, ikisine ikisine. Bu arada baltayı da merak ettim ya. Baltaya bir daha geçemiyor muyum mesela ben şu an? Oyun başında bir kere oynadık. Bir kere kılıç seçtik. Bir daha değiştiremiyor muyuz? Önce korun. Sonra vur. Olmadı. Bekle. Bir daha. Shift'e basarak. Shift'e basarak. Peri. Hah. İşte bu. Peri güzel ya. Evet. Bu arada bir level daha atlamıştım ben değil mi? Onu da vereyim özelliklerini. Şöyle. Canımız da artsın biraz. Health'imiz 540'a çıktı. Güzel. Bu şeyden nereden bulacağım? Canımı dolduran taştan nereden bulacağım sürekli? Hep çıkmıyor yani. Her öldüğümde böyle bir tane mi veriyor acaba? Burada bir yer var. Yukarı çıkıyor. Burada bir yer var. Kapı var. Kapı kapalı. Bu kapıyı açacağız yukarıdan anladığım kadarıyla. Tamam. Yukarıdan bir yerden bu kapıyı açacağız herhalde. Gel abicim şuraya bir bakalım. Burası açılır mı? Bas bakayım. Güzel. Aç. Hop 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 bir şey var orada. Aa taş. Tamam. Oradan tekrar seyahat edebileceğim o zaman. Okey. Devam edebiliyor muyum? Ne oluyor lan? Oh! Human. Ağaç beni yakaladı ya. Long have I lurked here, little warrior. Uzun zamandır buradaymış küçük savaş. Yet I know your past. You have come to defeat the dragon. Buraya dragon'ı öldürmeye, onu yok etmeye geldin biliyorum. Zorlu bir görev olacak.
Ne güç mü vereceğim bana acaba sen? Bana güç veriyor galiba ya. Yardımcı oldu aslında bana. Bu ağaçta niye beni ters tutuyorsun yardımcı olacaksan kardeşim ya? Düzelt beni öyle yardımcı ol. Tamam geçiyorum. Bana muhtemelen biri güç verdi. Bakacağız şimdi. Çok önemsemiyorum çünkü öyle aşırı bir hikaye yok. Evet. Sol kolumda şu anda farklı bir güç var anladığım kadarıyla. Peki ne oldu şimdi? Q, E bir şey çalışıyor mu? X, C falan. Yok. Bu kapı açılıyor mu? Şimdi bir saniye. Bir dakika. Biz bu taşı niye aktifleştirdik? Bu arada koluma, sol koluma bir şeyler oldu. O da muhtemelen birazdan anlarız onu. Şimdi oyun kaydedilsin. Kaydedildi. Buna basabiliyor muyum? Ha, checkpoint olarak bunu aktifleştirdik. Tamam anladım. Evet, karakterin öldüğünde respawn point. Yani doğacağın nokta burası diyor. Buradan da bakın iki tane yer var. Bir, şu, bu zaten bulunduğumuz noktanın, bu bölgenin en başı. Bu da ilk geldiğimiz yer. Karta ihtiyacımız olan yer. Şu anda kartımız yok. Eğer o karta sahip olursam oraya gideceğim tekrar. Tamam bu save ediyor. Save noktası burası. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Anahtar var. Bana bir özellik verdin ama abicim sen. Bakacağız o özelliği artık. Şu anda bilemiyorum. Heh. Dragon Stones. Dragon Stones grow in power every time you hit an enemy. Ha, her düşmana vurduğumuzda dolar diyor. Caps'e basarak. O zaman bu özelliği mi verdi bana? Bunları biliyorum abi, bunları biliyorum. Caps. Caps lock dedi. Onun verdiği özellik sayesinde burada anahtara ihtiyacım var. Şu anda yok. Tamam. Onun bana verdiği özellik sayesinde galiba artık Dragon taşları, canımı dolduran o taşlardan dolacak herhalde. Gelin bakayım. Evet doluyor bak. Üçüncü bar çıktı orada. Üçüncü bar... Aman yanlış bastım. Üçüncü bar sayesinde herhalde Dragon Stone doluyor. Anladım. Ne çıktı? Shimmering Splinter Stone. Bir tane taş çıktı yerden. E'ye basarak upgrade edebilirsin silahını diyor. Silahlarım nerede? Iron Sword. Upgrade diyorum. He, 3 tane kullanacakmış. Bende şu an bir tane var. Hasarını 45'ten 50'ye çıkaracak. Eğer 3 tane bu taştan bulursam. Bende şu an bir tane var. Toplamaya devam. Gene şu asansörün kolu var. Çek şunu. Tamam aşağı yukarı oyun çözmeye başladım. Güzel. Bir şeyler oluyor yani. Bir şeyler oluyor. Taş dolumunu öğrendik. Silah geliştirmeyi öğrendik. Yerden çıkan parçalarla yapılıyor. Yoldaki o kristal parçalar bizim seyahat etmemizi sağlıyor. Checkpoint yerine geçiyor. Öldüğümüz an oradan başlıyoruz ve bölgeler arasında seyahati sağlıyor zaten. Falan filan. Heh. Kuzgun musun sen? Ha bir tane daha checkpoint noktası. Gayet iyi. Peki her seferinde basmam gerekiyor mu? Sanmıyorum basmam gerektiğini. Zaten aktif oluyor yani. Aç bakayım. Kilitli. Tamam. Ona arkadan ulaşırız o zaman. Gel şuradan. O da korunuyor. Bak bak o da korunuyor. Bak. Al. Vay. Oha. Stunladı beni. Oha. Vur hadi bana o zaman. Korundum ve yapıştırdım. Ah. Hiç vurmuyor ki bak. Heh. Bu sefer peri işe yaradı ya. Güçlü vuruşlar, güçlü vuruşlar, güçlü vuruşlar. Ölüyor. Bir daha vur ölsün be. Bir daha vur ölsün be. Öldü. Güzel. Level'da atladım. Bu diğerlerinden daha güçlüydü bu arada. Hemen level'ımızı atladığımız için şuradan strength'imize ve vitality'imize verelim. Bunu niye arttıramıyorum abi? Cost 3. He. 3'ten biriktirince bunu arttıracakmışım. Tamam. Bir dahaki sefere. İki level atlayınca onu şey yaparız. Oha! Yok, onunla savaşmayacağım herhalde değil mi? Yok artık. Yok artık. Daha ilk bölümden bu kadar güçsüzken. Şöyle bir kol var. Abi canlanacak mı ya? Burada şurada bir şekil var. O da tamam döndür hadi. Nasıl döndüreceğim? E'ye basılı tutuyorum. Döndür 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 döndür. Canlanıyor valla. A ve C yazıyor şu şekilde. Abi geliyor.
Geliyor. İyi de ben şeyden çıkamadım ki. Koldan çıkamadım ki. Böyle saçma şey mi olur? Bu ne ya? Bu boss değil. Burada bir bulmaca var o zaman. Bir saniye. Bir dakika. Böyle bir boss değil bu. Tamam. Geç. Aman. Geç et. Tamam. Bu boss değil. Şimdi bir tane o zaman trade'imiz açıldı bizim. Bakalım. Her öldüğümüzde buna trade açılıyor. Growing might your message back additional destructive force. Tamam, bu açıldı. Ha, oyun kolaylaşsın diye mi acaba bu? Çok ölüyorsak işte yaşımız büyüyor ve oyun bu özellikler geldikçe kolaylaşıyor gibi bir kafada mı acaba? Olabilir. Ha, ben seninle şu an uğraşmak istemiyorum. Bir kere kestik seni, bir daha kesmeyeceğim. Şimdi bu ayakta bu sefer. Şu tarafa geçelim. Ha, burayı açtık. Özür diliyorum. Bunu kaldırdık, kaldırdık, kaldırdık. Burası açıldı. Geliyor. O buraya giremeyecek. Tamam. Onun boyu çok uzun olduğu için buraya giremeyecek. Evet, anladım. Ola giriyormuş mu? Oo! Güzel olmuş. He, kolu ben birazcık çevirip sonuna kadar uğraşmayıp hemen buraya girecektim ya. Onu beklemeyecektim. Orada AVC mi yazıyordu orada? Ne yazıyordu? Onu unutmayalım. Bak, o lazım bize. Aman, düştüm. Alttan geçiyorum. Gel. Gel, kapışalım seninle şaman. Aman, dikkat et. Bir şey yapıyor. Evet, yaptı. Onu yapınca evade yapmam lazım galiba. Öldü ama. Seni de arkadan koşarak alayım mı şöyle ya? Hadi. Ah, yedim bir tane. Hop hop hop. Hadi. Peri. Periden sonra yapıştır abi. Yapıştır, 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 yapıştır. Tamam, güzel. Ben canımı doldurayım çünkü diğeri doluyor zaten. Altta kırmızı var. O bana bir tane daha verecek. O yüzden şöyle ilerideki şaman alalım, gel. O altta da var. Hadi be. Vur 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 vur. Şu büyüsünü yaparken kaçacağız bundan. Yapıyor, yapıyor. Kaç ondan. Kaç, 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 kaç. Heh. Çözdüm olayı. Ama yedim. Doldu bir tane şu anda. Ha, taş gelmedi. The Dragon Stone full power. The energy to use power of Dragon Stone. Press caps. Bastım caps'e. Ve ha, rage moduna geçiyormuş. Özür diliyorum. Taş vermiyor bu. Böyle rage moduna geçiyor. Caps'e basıyoruz. Vay, iyiymiş. Bir süre tabii ki. Ona peri yapmamız lazım abiciğim. Ona peri yapacağız. Yapamadım. Doğru zamanda basamadım. Çok vurdu bana. Hala vuruyor. Bayağı dayak yiyorum şu an. Hadi. Hadi. Al. 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 Abi ya, abi stunlıyor mu? Ne yapıyor? Ben hareket edemiyorum ya. Ben seninle şu an uğraşasım yok. Şunu almak istiyorum. Onu al. Canımı doldurayım. Bekliyor beni ya. Canım benim ya. Bekle beni, aferin. Biliyorum abi. R'ye basınca olduğunu biliyorum. Gel, şimdi kapışalım seninle bir daha. Güzel. Bir daha vur, bir daha vur. Bir daha vur, bitti. Tamam. Oradan da geçtik. Okey, bu taşı almak için buraya geldim herhalde. İyi oldu. İkiye çıktı taştayım. Şuradan geldik, o kapıdan geldik. Bir de bu kapıya bakacağız. Koş koş koş. Gel abi. Gel gel gel. Sende bir şey yok. Sen ufaklardansın. Seni hemen alırız. Bu kadar. Şaman var, dikkat. Kaç kaç kaç, bunu yapınca kaç, bunu yapınca kaç. Heh. Tamam. Şurada ne var? Heee. Bunu mu açacağız? Kolum oluyor mu bunun? Şu ne? Kol.
Tamam, bunu takalım bir yere. Heh. Bunu takalım buraya. Use abi, use. Evet. Niye takmıyor? Aa, takmıyor. Başka bir şey ihtiyaç var o zaman. Kilitli. Nasıl ya? Bunu oraya takıyorman lazım abi senin. Parça bulduk işte sana tak diye. Tamam, başka yere takarsın, ne yapalım. Çıkalım buradan. Şurada ya bir şey yoksa. Bir de burada bir yol var. Bir de oradan da bir parça bulacağım acaba. O iki parçayı birbirine mi takacağım? Buraya tak. Buraya da takmıyorsun. Ne olsun istiyorsun peki? Başka takacak bir yer yoktu ki. Yani yoktu valla. Burada taşı aldık zaten buradan. Taştan başka bir şey yok burada. Ha, şuradan aşağı iniş varmış. Kronos Before the Ashes. Bilemedim yani. Sevdim mi sevmedim mi? Bilemedim açık konuşmak gerekirse. Heh, al ondan, onları birbirine takarız şimdi. Tamam. Şimdi oldu bence. Yine seninle uğraşacak mıyız ya? Of. Kaç kaç. Yana doğru, yana doğru kaç. Oha, sık kamera sıçtı şu an kamera ya. Bir daha vuruyoruz. Güzel, tamam. Canım da doldu. Level atlayınca canım da doldu. İyi oluyor ya. Caps özelliğim de açık. Gerekirse açarız. Bu kapının arkasından geldik. Güzel. Aç şu kapıyı. Bu daha önce açamadığım kapılardan biri muhtemelen. Arkasına sarkmış oldum bu kapının. İki tane metal parçam var. Şimdi onları buraya kullanacağız. Evet. Gel. Ay. Inventory'de bu ikisi birleştirme imkanım var mı? Öyle bir kafam var acaba. Inventory'de şu parçayla combine shaft'ı, handle'la shaft'ı birleştireceğim. Combine handle'la shaft'ı birleştirdim. Budur abicim. Tamam. Şimdi tak buraya. Bu kadar. Birazcık böyle bulmacalar da var oyunda anladığım kadarıyla. Ufak. Bu arada çubuğu da bu tarafa sokabilir miydim acaba ya? Bunu birleştirmeden önce geride bir tane bir delik vardı. Oraya sokabilir miydim acaba? Aldın mı çıkarıp geri? Aldın. Tamam. Alman iyi oldu. Gel bir de şuraya bakalım. Merak ettim ben şunu çünkü. Bir de buraya soksana onu. Ha, olmuyor. Buraya koyamıyorum. Şeyden ayırsak tekrar ayırabiliyor muyum? Şunu combine ayıramıyorum artık. Bir kere takınca ayrılmıyor. Okey. O kapıyı açtık arkadaşlar. O kapıdan devam edeceğiz. Böyle ayna bu. How yazıyor. How. Ulan dur, girmeseydin orada yol vardı ya. Evet, how yazıyor zaten. Diğerinde ne yazıyordu ki? A. A V bir şey, A V C miydi? A C V miydi ya? A V C idi galiba ya. A V C idi galiba. Dur bakayım, yanlış mı hatırlıyorum, doğru mu hatırlıyorum? Vallahi unuttum galiba ama. C yok ki burada. O zaman A C V. Vallahi çok atıyor da olabilirim yani. Şu anda hatırlayamadım çünkü. ACV bir işe yaradı mı? Yaramadı. Neyse, ona bakarız ya. O boss'un olduğu yer.
Ha, buraya çıktı. Güzel. Buraya başa çıkardı bizi. En başa çıkardı. Bu kapının diğer tarafına geçirtti bizi. Çok iyi. Şimdi ama orada gitmediğim yerler kaldı. Ben oraya gitmem lazım tekrar ya. Tamam, muhtemelen buradan devam edeceğiz. Bir dakika. Buradan devam edeceğiz. O boss'un arkasındaki kapının üzerindeki koda bakacağım tekrar. Onlar okeyiz. Ama şuradan bir daha bir girsene abicim. Orada bir yer kaldı çünkü oraya bakmak istiyorum. Heh. Gel abicim. Hav yazan yerden geçince. Burayı çünkü bakmadık buraya. Buraya bakmadık. Burası nereye gidiyor? Bir bakacağım buraya. Vur vur vur. Güçlü vur. Şu kemse basayım bakayım ya. Bastım. Heh. Hızlanıyor. Bayağı hızlanıyor. Güzel. Var mı başka? Oo. Oo. Ha. Oo, bir dakika. Burayı şu anda kullanamıyorum ya. Orada bir şey var. Aşağı düşerim muhtemelen, düşmeyelim. Tamam, buraya sonra geleceğiz o zaman. Sürekli save ediyor oyun, ne güzel. Şimdi şu hav yazan kapıdan bir daha geçiyoruz. Diğer taraftan ilerleyeceğiz. Geç 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 şu şuradan. Kapı da değil de böyle bir ayna. Bu aynadan geçtik. Arkadaşlar şimdi en baştayız. Buradayız. Buradan bu kapıyı açtık ve buradan ilerleyeceğiz ama şu noktada ben bırakıyor olacağım oyunu. Şuna basalım. Kronos Before the Ashes. Dediğim gibi Steam linki aşağıda açıklama kısımların üstünde yeni çıktı. 1 Aralık 2020'de 121 TL fiyatı var Steam'de. Böyle bir oyun. Değer mi değmez mi 121 liraya? Şu ana kadar değmeyeceğini düşünüyorum ama ilerletir miyiz oyunu? Seri haline getirir miyiz? Size bağlı. Like atıp, yorum yazıp bana lütfen belirtin arkadaşlar. Bu oyunu seri haline getirelim mi, getirmeyelim mi? Devam edelim mi, etmeyelim mi? Yoksa sadece bir ilk izlenim olarak kalmayı hak edecek bir oyun mu? Merak ediyorum fikirlerinizi. Like'ları bekliyorum, yorumları bekliyorum ve bu taraftaki butondan da kanala abone olup bildirimleri aktifleştirirseniz bu ay çok yeni oyun var. Her yeni oyun paylaştığımda size bildirim olarak düşer ve nasıl oyunlarmış izleyip görme fırsatınız olur. Sevgiler, sağlıcakla kalın.